Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri ve sevgili Akhisarlar. Akhisarımızın kurtuluşunun 92. yılı nedeniyle hazırlanan Çelenk Sunma programına hoş geldiniz. Çelenk sunma törenini arz ederim. 1. Çelenklerin sunulması. 2. Saygı duruşu ve istiklal marşı. 3. Kapanış. Çelenklerin sunulması. Kaymakamlık çeleni. İstanbullara derler mi hepsi tombol gidiyorlar. Cebinden ödüyor ya parayı. Bekleyelim. Bekleyelim hep beraber. Tamam.
Senin sancağı nerede? Nerede bu? Azul. Dikkat. Cephe gerisinde düzenli orduların kurulmasını sağladılar.
5 Eylül 1922'de Bakırlı Saçlı Efe ve 5. Suvari Polordu Komutanı Fahrettin Altay Paşa'ya bağlı birliklerin Aksaray'a girmesiyle 6 Eylül 1922'de son Yunan askerinin de şehri terk etmesiyle kurtuluşumuz ilan edildi. Aksaraylılar yorgundu ve yoksuldu. Ancak onlar şimdi bu yoksulluklarını, bu yorgunluklarını ve yokluklarını ecdadlarından gelen onurla harmanlayıp bağımsızlığa ulaşmanın gururunu yaşıyorlardı. Bizler de bugün bu kahramanların torunları olarak onlara yakışır bir şekilde yarınlarımızı hep birlikte inşa ediyoruz. Yükümüz ağır ve yolumuz uzun olsa da kararlılığımızla aynı medeniyetin mirasçıları olarak görevimizin farkındayız. 92 yıl sonra bugün bu görevi verdiği millet ve sorumlulukla başta Büyükönder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve davu arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha millet ve şükranla anıyoruz. Yolunuz açık, bayramınız kutlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olacaklarından, şahlanıp köprü yanılmaklarından, hudutlarda gazal bayraklarından, alnına ışık vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, simsek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Emane gözlerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder, gölgende bana da yer ver. Tamam, değerli protokol üyeleri, güzel vatanımızın yiğit Mehmetçikleri ve çok kıymetli Akhisar sevdalıları. Konuşmama başlamadan önce ilerleyen dakikalar içerisinde Akhisarlı kahramanlardan Kuvayi Milliyetçilerden bahsederken isimlerinin yanında bazılarının da lakaplarını ifade edeceğiz, söyleyeceğiz. Dinleyiciler içerisinde bu şahısların, kahramanlarımızın yakınları, torunları olabilir. Kullanacak olduğum lakaptan dolayı şimdiden özür diliyorum. Çünkü o şekilde tanınıyor, Akhisar'da o şekilde biliniyor. Tarih okumak, daha ileriye gitmek için geriye çekilmektir. Biz geriye çekileceğiz ancak Akhisar'da hayatın ilk başlangıçları olan M.Ö. 7000'li yıllara değil, 1919-1922 yılları arasında dolaşacağız. Bilindiği gibi 18 Ocak 7 Mayıs 1919 tarihleri arasında 1. Dünya Savaşı'nın galip ve mağlup devletleri arasında Paris Barış Konferansı imzalanmıştır. Yunan Başbakanı Eleftherios Venizelos, aşırı derecede ısrarları üzerine uzun tartışmalardan sonra galip devletlerin büyüttüğü şımarık çocuk Yunanistan, İzmir ve civarının sadece askeri istikamlarını işgal etmeleri için izin verilmiştir. Askeri istikam kelimesinin altını çizmek istiyorum. Biraz sonra kullanacağız. Venizelos'un ısrarı Paris Barış Konferansı'ndan 3 ay önce imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanıyordu. Ki bu maddeye göre galip devletler kendileri için tehlikeli gördükleri vatan topraklarımızın herhangi bir yerini diğer galip devletlere danışmadan işgal edebileceklerdi. Venizelos da galip devletlerin koltuğu altında kendisine göre bu pastadan en lezzetli yeri kendisine verilmesini, kendisine ayrılmasını istiyordu. Venizelos'un işgal iznini almasından sonra Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 günü İzmir şehrimizin tamamını işgal etmiştir.
içinde Aydın, Manisa ve Menemen yönünde ilerlemeye başlamışlardır. İzmir'e çıktıklarında da Rum Ermeni vatandaşlar olabildiğince nümayişler, eğlenceler düzenlemişler. Rum ve Ermeni kızlar kendilerini bayraklarla, alkışlarla karşılamışlardır. İngiliz, Fransız